Ee, uygulaması. Nedir bu önce onu anlatalım. Bu uygulama bilinci teta frekansına yükselttiğimiz bir meditasyonla bilinçaltının hatırlamayı reddettiği ya da çok böyle güncel hayatın içinde var olmayan hikayeleri hatırlamasına yardımcı oluyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Evet. O kişi yaşamında Nerede blokaj yarattı? Hangi sorunları yaşıyor ve artık onları yaşamak istemiyor kaynağını bulmak için? Peki hayatımızda geçmişe dayalı bir blokaj yaratıldığını ya da beynimizde nasıl anlayabiliriz? Yani aslında, şu anda e, bu günümüze yansıyan ne gibi sorunlar e, bunun belirtileri olabilir? Korkular, He. E, derin yaşadığı hmm. kızgınlıklar, yaşadığı bir ölüm acısı hmm. ya da e, annesinin ya da babasının yaşadığı bir kayıp acısı, onun çocuklukta üstüne almış olabileceği bir derin travma yaratabilir. Hmm. Birçok yönden yardımcı olunabilir bir konu. Peki neler, e, neleri aslında çözümlüyor daha çok bir hayatımızı bilinçaltı ne kadar etkiliyor öncesindeki Şöyle soru? Şöyle söyleyeyim. Bir kişinin yüzde yüzlük zihin kısmının yüzde doksanı bilinçaltıyla yönetiliyor. Yüzde hmm. onu bilinçli harekettir. Hadi su içmek istiyorum susadım bir bilinçli, bu bilinçli hareket. Harekettir. Ama su içerken boğazıma takıldı bu bilinçaltının hareketidir mesela. Hmm. Biz bunun sebebini buluyoruz. Sürekli su içerken tıkanıyorum. Peki ha, Sürekli neden? olan. Döngü gibi de olabilir hmm. ya da ben çocuk istiyorum olmadı. Bilinçaltı hmm. bunu nasıl engelliyor? Hmm. Tamamen tıbbi uygulamaların yanında zihnin bunu manipüle